Herkese merhaba arkadaşlar. War Within Pre-Expansion Patch'in artık bir haftadan daha az bir zaman kaldı. Ve bu videomuzda sizlere yeni gelecek Pre-Patch ile ilgili bilmeniz gereken tüm değişiklikleri derlemeye çalıştım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Pre-Expansion Patch'lerinin genel olarak ne olduğunu hatırlatmakta fayda var. Pre-Expansion Patch'leri bir sonraki gelecek ek paketin teknik altyapısını var olan ek pakete entegre eden patch'tir. Teknik altyapıdan kastımız oyunun UI değişiklikleri, tasarım değişiklikleri, varsa yapılan mimari değişikliklerle klasların gameplay tasarımına gelen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin ek paketle birlikte gelmemesinin daha öncesinde bir patch ile gelmesinin nedeni de bu patch ile birlikte en azından düzeltilmesi gereken bir sıkıntı olursa hotfixlerle işlerin düzgün yürümesi için de bir aylık bir zaman kazanılmış olur. Yani kısacası Oyunun bir sonraki ek pakette kullanacağı tüm teknik sistemler günümüz ek paketine uygulanır ve patch numarası ilk kez arttırılır. Mesela War Within patchi 11.0 ismiyle anılan ilk patch olacak. Dolayısıyla bu tanımdan nelerin ek paketle geleceğini de anlamış oluyoruz. Leveling'in kendisi, yeni zonlar, yeni dungeonlar, yeni raidler, kısaca yeni ek pakete ait tüm asetler ek paketle birlikte gelecek. Fakat bu asetlerin üzerinde çalışacağı sistemler ek paketten artık bağımsız olduğu için prepatch ile birlikte geliyor olacak. Ayrıca her prepatchte oyuncuları yeni ek paketin hikayesine bağlayacak bir görev zinciri, oyuncuların hızlı seviye kasmalarını sağlayan bir event ve seviyesi son seviye olan karakterlerin hızlı giyinmesini sağlamak için ketchup mekanizmasına hizmet edecek bir Currency ve Vendor olması da prepatch eventlerinin başlıca özelliklerinden. O zaman daha fazla lafı uzatmadan Dragonflight'tan Warvit'ine geçiş peçinde bizleri nelerin beklediğine bakalım. 24 Temmuz haftasında bizlerle olacak olan Prepeç'in en büyük yeniliği Warbands özelliği olacak. Tamamen Warbands ile ilgili bilmeniz gerekenleri aktardığım bir video paylaşmıştım. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Prepeç günü herhangi bir karakterle ilk kez girdiğinizde login olması biraz zaman alacak. Blizzard ilk loginde hesabınızdaki tüm karakterleri Warbands'e hazırlamak için bazı hesaplamalar yapacak. Hesabınızdaki tüm karakterlerin renown seviyelerine bakıp en yüksek olanın renown seviyesini tüm hesaba atama veya warbands achievementlarında tek tek tüm karakterlerinizin progreslerini achievementa ekleyip o achievementı yapıp yapmadığınıza karar verme gibi tüm karmaşık hesaplamalar sizin için otomatik yapılıyor olacak. Ayrıca ilk karakterinizin banka ve çantasındaki itemlerin transmog olarak eklenmesi de otomatik olarak gerçekleşecek. Blizzard Warband sisteminin düzgün çalışması için hesabınızdaki tüm karakterlere tek tek girmek zorunda olmadığımızı belirtti ki bu bizim için güzel bir haber. 24 Temmuz günü oyuna girdiğinizde göreceğiniz değişimlere gelirsek ilki oyuna ilk bağlandığınızda göreceğiniz karakter seçim ekranı olacak. Favori karakterlerinizin dördünü hızlı erişim ile kamp ateşi etrafına koyabileceksiniz. Diğer tüm karakterleriniz server ve faction bağımsız aynı ekrandan seçilebilir olacak. Bir diğer değişiklik renownlarda olacak. Artık alt karakterlerinizle de oyuna girdiğinizde Dragonflight renownları en yüksek seviyedeki karakterinizin renown seviyesine eşitlenmiş olacak. Bir diğer değişiklik flight pointlerde alt karakterinize login olduğunuzda henüz o karakterinizle keşfetmediğiniz flight pointler aktif olmuş olacak. Eğer Dynamic Door Achievement'ını yaptıysanız Warband toyu otomatik olarak Prefetch'de hesabınıza eklenecek. Bu toyu kullanarak haritanın açılmamış bölgelerini eğer isterseniz açabileceksiniz. Currency tabında gördüğünüz currency'lerin bazılarına tıkladığınızda bunun diğer karakterlerinize transfer edebilme seçeneği olduğunu göreceksiniz. Bu da prefetch'te eklenmiş olacak. Hatta War Within Prefetch eventinde gelen currency de alt karakterlere gönderilebilir olacak. Ayrıca prefetch'te bankanıza uğradığınızda Warbands bankasını kullanabildiğinizi göreceksiniz. Normal bankacınıza konuşup Warband Bank tabına tıklayarak ilk günden itibaren Warband Bankanıza erişebilirsiniz. Bankanın ilk slotunu kullanabilmeniz için Bingo'da ihtiyacınız olacak. Bu banka tüm alt karakterlerinizin erişebildiği bir banka olduğu için karakterden karaktere iten veya gold transferi prepeci ile birlikte tarihe karışacak. Achievement sistemi de prepeç ile değişikliğe uğruyor. Prepeç ile login olduğunuzda bazı achievementlar warband içimut achievement olacağı için içimut puanınızın değiştiğini ve karakter bazı içimut puanı kalktığı için hangi karakterinize girerseniz girin sabitlendiğini göreceksiniz. Diğer gelecek değişiklikte de, transmog sistemi, pre ile birlikte tüm karakterleriniz üzerine transmog yapabilsin yapamasın düşürdüğü tüm itemlerin görünümlerini öğrenebiliyor olacak. Class spesifik itemler hariç, ayrıca transmog arayüzünde artık sadece sizin sınıfınıza ait görünümleri değil, diğer sınıflara ait görünümleri de görüyor ve inceliyor olacaksınız. Warbands değişiklikleri bu kadar, şimdi Warbands dışında kalan pre özelliklerine bakalım. Dragon Riding'in adı değişti ve Sky Riding adını aldı ve hesabınızdaki uçan bineklerin neredeyse tamamı birkaç istisna dışında artık Sky Riding yapabiliyor olacak. Sky Riding ve Steady Flying yani normal uçma arasında tercih yapabileceksiniz. Bu arada Steady Flying özelliği The War Within Pathfinder Achievement'ına bağlanmış. Yani neden bir Achievement'a bağlandığını tam anlamadım ama eğer Prepeş'te bu dönüşümü yapamazsanız ilk paket çıktığında Achievement'ı tamamlamayı beklemeniz gerekebilir. Skyriding yetenek ağacı da basitleştirilmiş olacak. Artık bu yetenekleri açmak için Dragon Glyph'ler toplanmayacak. Ama level 70'e ilerlerken aldığımız Skyriding uzmanlığı ile bu yetenek ağacını açabiliyor olacağız. Ve uçma artık level 30'da değil level 10'da Skyriding ile açılıyor olacak. Level 40'a kadar yer bineğine bile binemeyen Vanilla oyuncularının gözleri yaşlı. Ayrıca Prepatch ile birlikte leveling sistemi de değişiyor olacak. Oyuna yeni başlayan oyuncular Exiles Reach haritasını tamamladıktan sonra artık BFA yerine Dragonflight ile devam edecekler. Veteran oyuncular alt karakter kasmak istediklerinde ise kromi Time artık level 10-60 arası değil level 10 ile 70 arasını kapsıyor olacak. Bunun yanında levelingde level 1-70 arası gereken XP miktarında da gözle görülen bir düşüş var. Özellikle level 60 ve sonrasında ortalama %70'e varan XP düşüşü ile birlikte özellikle 60-70 arası karakterlerinizi kasmayı planlıyorsanız prepeçi beklemenizde fayda var. Level 1 ile 70 arası ortalama %54 düşüş olduğu için artık karakterinizi iki kat hızlı kasabiliyor olacaksınız. Bu arada Drakter Walker sahibi olmayı düşünenler için söyleyelim. Prepech geldiğinde Evoker başlangıç level 58'den 10'a düşecek. Eğer Evoker oynamayı planlıyorsanız Prepech gelmeden karakterinizi hemen kasmayı planlamıyorsanız dahi açmanızda fayda var. Ve sınıflarınızın class değişiklikleri de Prepeç ile geliyor olacak. Spellbook'taki tüm spellleriniz ile birlikte yetenek ağacınız değişecek. Hero Talent sekmesini ekranın ortasında arayüz olarak görebileceksiniz. Ancak Hero Talent'ların açılması için level 71 gerektiğinden Prepej'de Hero Talent'lar aktif olmayacak ama arayüz aktif olacağından ek paket geldiğinde ne yapmak istediğinizle ilgili incelemelerde bulunup fikir sahibi olabilirsiniz. Orada Spellbook demişken arayüzde de tonla değişiklik geliyor. Spellbook artık günümüz monitör çözünürlüklerine uygun daha modern bir arayüzle karşımıza çıkacak ve Spellbook'a Talent sekmesine erişebiliyor olacağız. Arayüzle ilgili de tonla değişiklikler var. E, haritada gösterilen simgelerden oyundaki örümcekleri yengeçlere çeviren araknofobi moduna kadar her şey prepeç ile birlikte geliyor olacak. Ayrıca prepeçte Humor Racial Skill'i diplomasiye de veda ediyoruz. Yerine No Place Like Home adında Hearthstone CD'sini 5 dakika azaltan ve bir çarş daha ekleyen skill geliyor. Eğer henüz eksi olmadığınız bir faction varsa prepeç gelmeden human karakterinizle sinekten yer çıkarabilirsiniz. Ayrıca prepeç ile birlikte gelen bir diğer özellik cross realm guild özelliği. Artık arkadaşlarınızla birlikte aynı guildde oynamak için sunucu transfer parası vermek zorunda değilsiniz. Prepatch ile birlikte gelen bu özellikle sunucu bağımsız olarak istediğiniz sunucuda olan bir yılda katılabileceksiniz. Ayrıca Prepatch geldiğinde Dragonflight raidlerin Awakened döngüsü de sona erecek ve çıktığı çıktığından itibaren 3 raid'te Awakened raid olacak. Biz itemlerinizi almak için döngüyü beklemeniz artık gerek yok. İstediğiniz anda istediğiniz raide girebilirsiniz. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi Prepatch canlıya çıkar çıkmaz 24 Temmuz haftasında kavuşacağımız özellikler. Bunun yanında bir de pre-patch eventi Radiant Echoes var. Onun için bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Bu event 31 Temmuz haftasında başlayacak. Peki event nedir? Bildiğiniz gibi hikayede Azeroth Visionları ile bizden yardım istiyor. Ve Azeroth'a geçmişte tehdit olan Azeroth'a ait hafızalar Azeroth'un çeşitli yerlerinde yeniden açığa çıkıyor. Biz de bu hafızalara engel olmaya çalışıp Azeroth'u sakinleştirmeye çalışacağız. 3 ayrı bölgede üç ayrı düşman var. Dasvalo Marsh'ta Memory of Onyxia, Dragonblight'ta Memory of Lich King, ve Searing Gorge'da Memory of Ragnaros. Her bir buçuk saatte bir yeni bir harita aktif hale gelecek ve tehlikeyi önlemeye çalışacağız. Her hafta bu eventlerin frekansı da kısalacak. 30 Temmuz 5 Ağustos arası 90 dakikada bir, 5-12 Ağustos arası 60 dakikada bir ve 13-26 Ağustos arası da 30 dakikada bir event başlayacak. Tüm zonlara gidiş kolaylığı olması açısından da Legion'da bulunan daların altında her 3 haritaya da portal açılan bir oda bulunacak ve bir sonraki event'e ne kadar kaldı ve hangi haritanın aktif olacağı ilgili portal üzerinde belirecek. Bu eventlerden harcayabileceğimiz ve diğer karakterlerimize de gönderebileceğimiz Residual Memories adında bir görünsimiz var. Ve bu görüntü ile sadece bu event'e özgü ve event bittiğinde bir daha alınamayacak şu özelliklere sahip olabileceksiniz. 3 adet Battle Pet, Remembered Construct, Remembered River Remembered Spawn 2 adet mount, remembered golden griffin, remembered wind rider, 1 tane 32 slotluk normal çanta, bir tane 30 slotluk regent çantası ve bir tane de heirloom yüzüğü. Eğer level 70 iseniz ayrıca karakterlerinize giydirmek için 480 item level veteran itemler alabiliyor olacaksınız. İtemler 502 ay level seviyesine kadar aplanabiliyor. Böylelikle Dragonflight'ın 3 ve 4. sezonlarını tamamen oynamayıp es geçtiyseniz bile bu event'e katılırsanız Warwith'in yine sorunsuz başlayabileceğiniz bir item level'a sahip olacaksınız. Peki Prepatch gelmeden önce neler yapmamız lazım? Arkadaşlar Prepatch'in gelişiyle birlikte Dragonflight Sezon 4 tamamlanıyor olacak ve artık bazı achievement'lar erişime açık olmayacak. Sezon 4 Mythic Plus achievement'ı Dragonflight Keystone Master Season 4 artık alınamaz olacak. Böylece The Draconic Title'ı bir daha alınamaz olacak. Sezon 4 Rated PvP'de sona ereceği için Draconic Gladiator Bini'yi, Draconic Legend, Dragonflight Season 4 ve Draconic Gladiator Dragonflight Season 4 için mutları yapılamıyor olacak. Böylelikle bu için mutlardan gelen title'lar da alınamıyor olacak. Ayrıca sezon 4 PvP elit setleri de artık alınamıyor olacak. Bunları yapmak için pre-patch gelmeden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Evet bu videomuzda da sizlere gelecek yeni prepeç öncesi neler yapılması gerektiğini ve gelecek değişikliklerin neler olduğunu kısaca özetlemeye çalıştım. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı iletmekten çekinmeyin yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağım. Ayrıca bir duyurum daha var 22 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arası tatilde olacağım için içerik üretemiyor olacağım. 10 Ağustos'ta yeniden canlı yayın ve YouTube içerikleriyle karşınızda olacağım. Bunu da hatırlatmak istedim. Bu tip videoları daha fazla görmek için videomuzu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. And in the end your